En net tepkilerin Avrupa'dan ya da işte komşu ülkelerden değil de mesela Güney Afrika'dan ya da nereden Brezilya'dan çıkması çok ilginç. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva İsrail'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirdi ve Gazze halkına yapılanları Hitler'in yaptıklarına benzetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Brezilya Devlet Başkanı 37. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'da konuştu. Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların savaş değil, soykırım olduğunu söyledi. Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı. Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandığı ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı'nın sözlerinin ardından yazılı açıklama yaptı. Silva'nın sözlerinin utanç verici ve ürkütücü olduğunu savundu. Bunun holokostun önemsizleştirilmesi ve İsrail'in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu öne sürdü. Netanyahu ayrıca İsrail'i Nazilerin Yahudi soykırım ve Hitler'le karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi açtığını da iddia etti. Brezilya'nın İsrail Büyükelçisi'nin kanama için çağrılacağını belirtti. Netanyahu'nun açıklamaları bununla da sınırlı değil. Hamas'la yapılacak rehine takası anlaşmasında taviz vermek istemeyen İsrail Başbakanı tepkilerin odağında biliyorsunuz. Tel Aviv'de erken seçim talebiyle bir gösteri düzenlendi. Netanyahu ise bir kez daha geri adım atması gereken tarafın Hamas olduğunu söyledi. Rehine takası için anlaşmaya varılsa bile 1.4 milyon sivilin sığındığı refaha ...kara operasyonundan vazgeçmeyeceklerinin sinyalini de verdi. Hamas hayali taleplerinden Aha. geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz. İsrail Başbakanı ya, Benjamin Netanyahu yeni rehine takası anlaşması için Hamas'ın taviz vermesini istiyor. Geri adım atmıyor. Gazze'de tutulan İsrail'i rehine yakınlarının öfkesi giderek daha da büyüyor. <laughs> Görüntüler başkent Tel Aviv'den. Göstericilerin hedefinde Netanyahu yönetimi var. Hükümetin yalnızca kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini söyleyen eylemciler ülkede acilen seçime gidilmesini istiyor. İsrail'de seçime gidilmesini istiyorum. Böylece kendi çıkarlarını, yolsuzluklarını değil, gerçekten halkını düşünen bir hükümet için oy veririz. <laughs> A Kahire Salı günü Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın da katılımıyla İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptı. Reine takasını içeren 6 haftalık ateşkes anlaşmasına ulaşmak için pazarlık yapıldı. Görüşmelerin 3 gün uzatılması kararı alınsa da İsrail delegasyonun ilk günün ardından Kahire'den ayrılması İsrail'de tepkilere neden oldu. İsrail bana ancak Netanyahu hem ülke içerisinde hem de uluslararası kamuoyunda karşı karşıya kaldığı tepkilere rağmen tutumunu değiştirmiyor. Netanyahu çözüme ancak ön koşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacak dedi. Müzakere kararlı bir duruş gerektirir. Hamas İsrail'i yenmek istiyor. Elbette bunu kabul etmeyeceğiz. Anlaşmaya sadece taraflar arasında doğrudan yapılan ön koşulsuz müzakerelerle varılabilir. Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişine izin verilmemesi halinde görüşmeleri dondurabileceklerini söyledi. Stop. Müzakere sürecinin kilit isimlerinden biri olan Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Zaman lihimize işlemiyor diyerek taraflar arasındaki mevcut görüş farklılıklarına dikkat çekti. Müzakerelerde son birkaç haftada iyi ilerleme kaydettik ancak son birkaç gün beklediğimiz gibi ilerleme sağlayamadık. Hala farklılıklar olduğuna inanıyorum. To reach an agreement between. Bir yandan da gözler İsrail'in Gazze'de kara operasyonuna hazırlandığı Refah kentinde. Netanyahu rehine takası için anlaşmaya varılsa bile 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah'a saldırmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. <laughs> Refah'a askeri saldırı başlatmaksak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim. <laughs>